Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. 2 dakikada teknolojinin bugünkü konusu dünyanın en hızlı bilgisayarı. Şimdi tabii videonun en başında hemen şunu belirtmek gerekiyor. Dünyanın en hızlı bilgisayarları listesi 6 ayda bir güncelleniyor. Şu an birincilik Çin'de ve birinciliği elinde tuttuğu bilgisayarın adı Tianhe 2. Bu bilgisayarlardan ABD'nin elinde 201 adet, Çin'in elinde ise 109 adet bulunuyor. Şimdi isterseniz gelin bu süper bilgisayarın özelliklerine hep birlikte bir bakalım. Normal, evinizde kullandığınız 2.5 GHz'lik bir bilgisayar düşünün. Bu bilgisayarın işlem hacmi yaklaşık 10 gigaflopluk bir değere denk geliyor. İşte bu hızın yaklaşık 1 milyon katı daha fazla işlem yapabilen Tianhe 2 saniyede 33.86 petaflopluk bir işlem hacmine sahip. Flop mulop demişken işi çok teknikleştirdik. Böyle anlatmak istemiyorum ben size bu bilgisayarı. Flop bilgisayarlarda hızı ölçmek için kullanılan birimlerden bir tanesidir. Hani bize soruyorsunuz ya abi GTA 5 açar mı diye. Cevabını da şöyle vereyim. Açmakla kalmaz, moleküllerini ayırır. Tianhe 2 bir buzdolabı büyüklüğünde 170 adet kabinden oluşmaktadır. Bilgisayarın işlemcisi Intel tarafından üretilmekle birlikte kalan bütün parçalar Çin imzasını taşıyor. Hatta Intel işlemciyi çıkarıverirseniz içinden bilgisayar tamamen Çin üretimi oluyor. Geliştiricilerin Tianhe 2 gibi süper bilgisayarlardaki birinci amacı daha az enerji tüketmektir. Çünkü Tianhe 2'nin toplamda tükettiği enerji 18 MW'a dayanmaktadır arkadaşlar. Bu da çok muazzam bir enerji tüketimi oluyor. Çin devletinin elektrik faturalarını ödemekte ne yaptığını, gerçi kendini elektrik ödemiyordur ya. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz eminim. Tianhe 2'nin üzerinde bulunan işletim sistemi Kali Linux'tur. Fakat bu bilgisayarın ana özelliği 16.000 adetlik bir bilgisayar ağına sahip olması ve bu 16.000 bilgisayarın hepsini tek bir bilgisayar gibi çalıştırmasıdır. Hatta şöyle söyleyeyim, tüm bu bilgisayarların çekirdeklerin toplamı tam olarak 3.120.000 adete denk gelir. Bilgisayarın RAM'i ise yine aynı mantıkla 1511 TB'tir. Bilgisayarın toplamda kapladığı alan 720 metrekareye denk gelmektedir. Yaklaşık 2 tane basketbol sahası büyüklüğünde diyebiliriz. Her zaman olduğu gibi 2 dakika sözümüzü tutabilmek için hızlıca buradan kaçıyorum. Size kendinize çok iyi bakın. Bu arada PlayStation 5'te beklediğimiz 5 özelliği anlattığımız videomuza tam buradan ulaşabilirsiniz.